Arkadaşlar merhaba. Pratik matematik videolarına devam ediyoruz. İşçi havuz problemleri ile ilgili bir pratik yol var. Soruda diyor ki Ahmet Usta ile Mehmet Usta bir iş yapacaklardır. Ahmet Usta işi 10, Mehmet Usta 15 günde yapıyor. Ahmet Usta 4 gün sonra "Ulan Mehmet hep yatıyorsun, işi bana kilitliyorsun" diyerek işten ayrılıyor. Kalan işi Mehmet Usta Ahmet Usta'ya laf saya saya kaç günde bitirir? Kaç günde yapar? Biri 10, biri 15 günde yapıyormuş. 4 gün sonra Ahmet Usta ayrılıyor. Şimdi ilk olarak klasik yoldan yapalım. Ne yapıyorduk? Biri 10, biri 15 olduğu için 1 bölü 10 ile 1 bölü 15 topluyorduk ki buna biz formül diyorduk. İşçi havuz problemi formülü. İşçi problemi formülü. Şöyle eşitliyorduk. Diyorduk ki 5 bölü 30. Bunu da ters çeviriyorduk. Diyorduk ki 6 günde biter iş. Bakıyoruz. İşin 4 günü bitmiş. Yani 6 günde bitecek bir işin 4 gününü bitirmişler beraber. Kaldı 1 bölü 3'ü. 1 bölü 3'ünü Mehmet Usta kaç günde yapar? O kaldığı için tamamını 15 günde yapıyorsa 1 bölü 3'ünü de 5 günde yapar diyordu. Yine ben biraz pratikleştirdim ama üst tarafta bu şekilde bir payda eşitleme formülü kullanıyordum. Bu dursun şimdi. İkinci yolumuza geçiyoruz. İkinci yolu da şuraya çözelim. Farklı bir renkte olsun, kırmızı olsun. Şimdi biri 10 günde yapıyor. Ahmet 10 günde yapıyor. Mehmet 10 günde yapıyor. Bize işçi problemlerinde böyle bir şey verildi mi? Farklı bir yoldan çözerken ben buna biraz da gıcıklık olsun diye havuz problemleri, havuz yönteminden çözme dedim. Çünkü hep bize yıllarca işçi havuzu beraber öğrettiler. Hani biz de işçi problemini havuzdan çözüyoruz hem de formülsüz çözüyoruz şeklinde çözümü hazırladım. Biri 10 günde, biri 15 günde yapıyorsa hemen çarpıyoruz. 150 oluyor. Bu bizim havuzumuzun metrekaresi. Ve diyoruz ki havuzun metrekaresi bu. 150 kutudan oluşuyor diyelim ya da daha kolay olsun. Havuzumuz 150 kutudan oluşuyor. Ve ters orantılı olarak dolduruyorlar. Yani A 1 saatte 15 kutu dolduruyor. Ahmet Usta B 1 saatte 10 kutu dolduruyor. Beraber 1 saatte kaç kutu doldururlar? 25 kutu doldururlar. 10-15'ten. 150 de 25'in 6 katı olduğu için 6 günde doldururlar. Yukarıdaki 6'yı bulduk. Şimdi ben şöyle diyorum. Bu soruyu çözeceğim. İlk 4 gün ikisi beraber çalışıyorlar. 15 kutu şöyle yazayım. Bu ters orantılı olacak. Çünkü bir kişi ne kadar kısa sürede yaparsa o kadar çok çalışıyor demektir. A 15 kutu, B 10 kutu. İlk 4 günde 100 kutu doldurdular beraber. Bizim kaldı 50 kutumuz. Kim çıktı işten? A Ahmet Usta çıktı. B değil M diyelim Mehmet Usta. Mehmet Usta günde 10 kutu dolduruyormuş. Kalan 50 kutuyu 5 günde doldurur. Bitti. Hiç formüle, payda eşitlemeye falan gerek yok. Tekrar göstereyim. Burası biraz karıştı. Biri 10 günde yapıyor, diğeri 15 günde yapıyor denilmiş. Ben de diyorum ki birbiriyle çarpıyorum. Havuzun kutu sayısını buldum. 150 kutu. Ondan sonra ters orantılı olarak kutularla doldurduklarını düşündüm. A'ya 15, B'ye 10 dedim. Kolay olsun diye değil, tersi birbirine. A 15 kutu, B 10 kutu dolduruyor. İlk 4 gün beraber doldurunca günde 25 kutudan 4 kutu oluyor, 100 kutu oluyor. Kalan 50 kutuyu da B sadece yani Mehmet Usta dolduracakmış. Mehmet Usta da günde 10 kutu doldurduğu için 50 kutuyu 5 günde doldurur. Umarım faydalı olmuştur.